Azerbaycan'da ateşkesi denetlemek maksadıyla kurulan Türk-Rus Ortak Merkezi bugün faaliyete başlıyor. Son durumuna dair notlar için muhabirimiz Fatih Avanos karşımızda olacak. Bugün büyük gün. Fatih, senden dinleyelim ayrıntıları. Nihan, evet, bugün itibariyle aslında bölgede de yeni bir gerçek ortaya çıktı. Türk ve Rus askerleri bölgede sağlanan ateşkesi, imzalanan mutabakatı aslında sahada denetleyeceklerini ifade edebiliriz. Ve bugün sabah itibariyle aslında merkezde faaliyetler başladı. Askerler burada her türlü imkanda kendilerini sunulmuş durumda. Ama az önce de bir tören gerçekleşti. Törene Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanoğlu, yine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da katıldı. Rusya'dan da yine mevkidaşı törendeydi. Milli marşlar okundu. Yetkililer buradaki koordinasyon ekibinden, komuta merkezinden merkezle ilişkili aslında son bilgileri aldılar. Burada toplamda 65 modüler konteyner bulunuyor ve bu konteynerlarda, gördüğünüz bu alanda, sol tarafta Türk askerleri burada kalırken sağ tarafta da Rus askerlerine ayrılmış durumda. 65 modüler konteynerdan bahsetmiştik. Burada karargah merkezi var. Yine barışı izleme merkezi bu noktada kuruldu. Askerlerin kalacakları her türlü imkan ve şartlarda kendilerine sunulmuş durumda. Toplamda 4 hektarlık bir araziye yayılan bir noktadayız. Azerbaycan'ın işgal altında bulunan Adam'da, Adam merkeze oldukça yakın bir noktadayız ve bu noktada 10 Kasım'da imzalanan bir mutabakat vardı. Buradaki maddeleri, sahadaki aslında ateşkes ihlallerini bizzatihi buradaki merkezden denetleneceğini ifade edebiliriz. Gördüğünüz gibi de Türkiye-Rusya Ortak Merkezi olarak bu noktada Türkiye, Azerbaycan ve Rusya bayrakları da yine merkezde dalgalanıyor. İki ülkeden de 60 asker yer alacak. Türkiye'den bir general, 38 askeri personel ile yine insansız hava araçlarını komuta edecek askeri personel. Toplamda 60 asker olacak. Azerbaycan tarafı, düzeltiyorum, Rusya tarafında da yine 60 asker olacak. 45 askeri personel, bir general ve yine diğerleri de insansız hava araçlarını ve bölgedeki teknolojik yine araçlarla, gereçlerle izlenmesinde rol alacak askerler olacağını ifade edebiliriz. Toplamda 4 hektar alana yine dağıldığını, yayıldığını söyleyebiliriz bu merkezin. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov yaptığı konuşmada burada bu merkezle birlikte bölgenin istikrarına ve yine bölgedeki barış ortamına hizmet edeceğini ifade etti. Yine Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu da yaptığı açıklamada bölgenin barış ve istikrarına ve kalkınması için önemli bir göreve haiz olduğunu düşünüyoruz dedi. Ve bu merkezle birlikte de Azerbaycan'a desteğimiz devam edecek dedi. Yunus Emre Karaosmanoğlu yaptığı açıklamada bu merkez vasıtasıyla daha sağlıklı bir şekilde artık bölgede istikrarın sağlanmasını ümit ediyoruz dedi ve daha fazla da yine ateşkes ihlallerinin bu saatten sonra gerçekleşmemesini temenni ediyoruz dedi. Bölgedeki notlarımız bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım.